Sevgili arkadaşlar, selamlar, ben FreeBro ve muazzam muazzam Elden Ring maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öyle bir devam edeceğiz ki muazzam işler bizi bekliyor. Büyük bir ihtimalle bu bölümün sonunda ilk zorunlu oyunu bitirmek için gerekli bosslardan, bölüm sonu canavarlarından bir tanesini öldüreceğiz. Ve çok 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 önemli yetenekleri açmaya başlayacağız. Fakat bir de bizim için çok önemli olan buradaki kullanmak istediğim katanamı artık herhalde 23 zekayı çıkartıp artık onu kullanabileceğim. Heyecanla bunu bekliyorum. Silahı da güçlendireceğiz ve bu artık bizim oyunun bayağı ilerisine doğru. Tabii başka silahlar da arada bir deneyeceğiz. Bazı durumlar için farklı silahlar da gerekli olabilecek. Biz onu yapacağız. Gördüğünüz gibi Stormveil kalemiz epey büyük. Gizli saklı bir sürü yanı var. Aslında bunları hiçbir tanesini yapmadan koşarak da gidebilirsiniz ve bölüm sonu canavarına ulaşabilirsiniz ama o kadar yararlı malzemeler, o kadar güzel şeyler alıyoruz ki böyle detaylı bir şekilde ilerlemekte fayda var. Şimdi yapmak istediğimiz ne kaldı? Buradan bir bakalım. Burası değil, aşağısını halledeceğiz. Tamam, anlaşılmıştır. Buraya sonra geleceğiz. Buradan artık kalenin iyice içlerine doğru ilerleyeceğiz. Hali vaktim nasıl korkunç durumda. Mecburen oyunu kaydedeceğiz. Düşmanlar canlanacak. Yapacak bir şey yok. Ama fark ettim ki karakterimi de güçlendirebiliyorum. Ne yapacağız? Tabii ki intelligence'ı bir tane vereceğiz ve silahı kullanabilmek için bir tanecik şeyim kalıyor. Bir puan daha alırsam silahımı kullanabileceğim. Heyecanlanıyorum. Çok sevdiğim bir silah çünkü. Tekrardan bir bakmak istiyorum. Neredesin? Neredesin? Burada. Bakıyorum. Evet, intelligence 23. Bir tane kaldı. Sonra bu silahın tüm yeteneklerini aktif hale getireceğiz. Bu ikinci silahım olarak bulunsun şimdilik. Ağırlığım ne durumda? Onu arada bir kontrol edin. Sağ tarafta görüyorsun, equipment load diyor. 54 kilodan 32 kiloyu zaten taşıyoruz. Medium'da olması önemli. Medium'dan fazla olursa o fat roll yapıyoruz. Hareketlerimiz iyice yavaşlıyor. Bu da hiç işimize gelmez. Şimdilik yukarı çıkacağız. Tabii arkadaşlar canlandı. Onların da icabına bakacağız bu arada. Arkada bir arkadaşımız var. Ona da şöyle bir cevap vereceğiz. Ay, bir şey de kalmış. Şimdi bunun için kesinlikle notlarımı açmam lazım. Çünkü hep karıştırıyorum burasını. Evet. Öncelikle burada bir arkadaşlar üstümüze çullanacaklar. Onlar çullanmadan ben aslında şöyle yapacağım. Bir, bunu hallettik. İki, şu var. Bunu hallettik. Şurada bir arkadaş var yerde. Güzel. Burada şununla halledersin. İkisini birlikte yapabilirim diye düşünüyorum. Evet. Kıl payı, bunu da hallettik. Bunu alalım. Şuna bayılıyorum. Şu kutuları böyle parçalamayı. Allah. Önemli bir şey çıktı. Süper. Şimdi şu arkada, yerdeki duran şeyler var ya, kum torbaları, oradan da çıkabilirsiniz. Fakat oradan atladığınız zaman ölebiliyorsunuz. O yüzden şuradan atlamak daha mantıklı. Buradan gidiyoruz. Fakat şunun üstüne atlamayacağız. Böyle gideceğiz. İşte geçen oyunun başında demiştim ya, diğer Dark Souls oyunlarından farklı olan adamın üstünden bir şey düşmüş. Nedense böyle vazgeçemiyorum. Çok önemli bir şey olmasa da böyle bir şey gördüm, mutlaka alma arzusu, isteği oluyor bende. O yüzden onu da almış olalım ve tekrardan şuradan diyelim.
Çünkü bunun üstüne atladığınız zaman, tutturamadığınız zaman şuradan goodbye aşağıya gidiyoruz ve ölüyoruz yani. Buralarda toplanacak bir sürü eşya var. Şimdi onları bir halletmeye çalışacağız. Ha, buradan değil de şu taraftan. Bir dakika, bir notlarımı da açayım da karıştırmayalım. Evet, karşıya geçiyormuşuz soldan. Buradan da karşıya atlayacağız. Sol tarafta bir şey yok, değil mi? Yok. Bu atlayışlar bu biraz zor olabiliyor. Çardık. Şimdi buradan içeriye gireceğiz. Buradan karşıya atlayacağız. Buradan da kendimizi aşağı bırakacağız. Güzel bir anahtar aldık. Şimdi burada dikkat. Bu anlatıyor mu? Evet. Aşağıda kuş var bir tane. Bakın şurada bizi bekliyor. Bunun tepesine düşüp orada şunu hazırlayalım. Agresif kuşlar. Bunu alıyoruz. Yeni bir hareket. Sonra da ne yapıyoruz? Kuşumuzu öldürdük. Sonra buradan karşıya geçeceğiz. Evet. Karşıya geç demişiz. Şurada bir şey var mıydı? Olması gerekiyordu. Nasıl yapacağız onu? Buraya çıkmamız gerekiyor. Buradan atlayabiliyor muydum? Ah, başarmıştım. Ay, fazla aşağı atlarsak da ölüyoruz. Böyle bir durum var. Arkadan gideceğiz. Aman aman aman. Ah, aşağıya bakın. Hayır, istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ve şunu aldık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aynen geri buradan. Abi stres, stres, stres. Başka bir şey değil. Yapma bunu bana. Tamam. Atlattık burayı da. Şimdi burada taştan, şu taştan yukarı gidiyoruz. Değil mi? Evet. Buradan buraya, buradan da buraya. Ona ne yapıyoruz? Bu. Ha, şu yukarıda şeyciler vardı. Otçular, ona dikkat etmem lazım. Bir kere fulleyim şunu. Sonra şuna geçeyim. Öldürdük. Şu tarafta bir şey var mıydı? Burada yok. Burada öldürdüğümüz adamın üstünde bir şey vardı. Onu aldım. Şu yukarıda bir şey yoktu. Orada ne demişim? Merdivenden yukarı demişim. Ha, burada çok güzel şimdi kuşlar var. Eğer oklarla oynuyorsanız ve tüylere ihtiyacınız varsa burada bunları çok güzel toplayabileceğiniz bir yer var. Aklınızda olsun. Çıkar çıkmaz hemen ateş ederseniz bayağı bir tüy banyonuz olur. Şöyle yaptım. Bir sürü tüy. Bunlarda da biliyorsunuz ok yapabiliyorsunuz. Güzel. Şimdi buradan karşıya atlamak bayağı zordu diye hatırlıyorum. Böyle bir hız alalım. Koşalım ve başardık. Bir sürü tüy, bir sürü tüy, bir sürü tüy. Şimdi buradan nasıl, ne yapıyorduk? Hemen bakalım.
Burada bir şey yok muydu? Yoktu galiba. Buradan ne yapabiliyoruz? Aşağıya atlayamıyoruz. Buradan ne yapıyoruz? Buradan geri gidebiliyor muyduk? Onu merak ettim şimdi. Buradan aşağı atlasak ölürüz herhalde. Şuraya atlayabiliriz diye düşünüyorum. Buradan da buraya gelebiliyoruz. Şimdi bakmak istediğim bir yer daha var. O da şurasıydı. Kika. Ölmeden dönebilecek. Merak ediyorum. Şu taraftı. Buradan emin değilim. Bir şey çıkmayabilir de. Test etmedim çünkü. Ha, burası o şey. Buraya aşağıya farklı bir yönden geleceğiz zaten. O yüzden bunun üstünde çok durmuyorum. Hani kaleye buradan da gidebiliriz. Fakat bu taraftan oynamak bence daha zor. O yüzden aynen geri gidelim ve diğer yönden işi toparlamaya çalışalım. Bakıyorum. Evet. Buradan işi toparlamak biraz daha anlamsız oluyor. Biraz daha zor oluyor. Şöyle bir kısaca göstereyim size. Buralara hepsine geleceğiz. Hepsini toparlamaya çalışacağız. O yüzden ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Buradan buraya tekrar geri dönelim. Evet. Ve buradan oyunu tekrardan toparlayalım. Şimdilik. Hatırlıyorsunuz oradan yukarı çıkmıştık, buradan dolaşmıştık, aynı tarafa gideceğiz. Merak ettiğim bir şey daha var, çok kısa. Sizlerle birlikte canlı araştırma yapıyorum. Bir şey merak ettim sadece. Onu bir toparlamaya çalışacağım. Adam ne yapıyor aşağıda ya? Enteresan. Bir iki dakika daha verirsiniz bana. Bir şey merak ettim sadece. Onu kontrol etmeye çalışıyorum. Ya da şu adamı hemen bir öldürelim. Şunu öldürdüm mü? Buradan atlamayacağım. Yalan, şunlar uyanmazlar. Sadece basit bir kontrole geldim. Evet, o aşağıdakilerini alacağım. Evet. Tamam, burası toparlanmış. Tamamdır. Dert edecek bir durum yok. Yolumuza aynen devam ediyoruz. Şimdi ikinci bir oyunu kaydedebilecek bir bölgeye doğru ilerlemem gerekiyor. Çünkü bu bölge ile o bölge arasında epey bir şey farkı var. Yer farkı var. Yani baya baya uğraşmak gerekecek. O yüzden hemen işe koyulalım. Evet, şimdi yine bu lanet kuşlar burada. Güzel, bunu iyi temizledik. Buna geçelim. Bunu demin çok güzel yapmıştık şurayı. Tam paradan nasıl tutturduysak. Vay, tutturduk bunu da. Tamam, şuna geçiyoruz. O diğer arkadaki kuşla çok muhatap olmayacağız. Direkt aşağıya geçeceğiz şimdi. Bu sefer bu yoldan gidiyoruz. Burada bir şeyimiz var. Aşağılarda hep dolu dolu eşyalar var.
Şurayı da atlayabilirsiniz. Ya da buradan da içeri girebilirsiniz. Ya da buradan gidebilirsiniz. Bunların hepsi aynı yöne gidecek. Bir de şuradan aşağı inebiliyoruz merdivenden, ama orada da o yuvarı var. O da biraz zor oluyor şu aşamada. Buradan atladık. Şurada şu arkadaşımızla bir tanışalım. Bir onunla konuşalım. Bu birkaç tane güzel büyü satıyordu diye hatırlıyorum. Bir bakalım işe yarar bir şey var mı? Odric'i öldürmeye geldim diyorum. O Great Rune almak istiyorsun. Bu önemli bir mekanik oyunda. Bir boss'u öldürdüğünüzde aldığınız birkaç ödül var. Onu ama aldıktan sonra anlatacağım. Göstererek anlatmak daha doğru oluyor. Bu da biraz bize o konu hakkında bilgi veriyor. Ön bilgi. Bir de onunla savaşman için biraz daha güçlü olman lazım diyor. Bunu almama gerek yok. Bu zaten benim kılıcımda var. Kullandığımız şu özellik var ya. Nerede o? Şu an yapabiliyor muyum? Yok, şu an kilisede olduğum için yapamıyorum. Silahımdan çıkan o ışın var ya. Başka silahınıza onu kullanmak isterseniz bu arkadaşımız bunu satıyor. Şu gördüğünüz, yani şu baştaki 1500 olanın o. Bu neymiş? Bu da Ash of War. Bu da kılıcımın yapabileceğim bir özellik. Kılıcımı büyütüyor ve büyü ekliyor ona. Aa, bu da çok tatlı bir şey. Bunu şey yapabiliyor muydum? Bir dakika, hangi silahlar için geçerli? Yani Great Spears Accepted diyor. Aa, bak bunu bir alayım. Bak bu enteresan. Aa, ama buna ekleyemiyorum tabii ki ya. Bir dakika, şimdi panik yapmayalım. Bir şeye geldiğimizde bana bir hatırlatın. Grace'e geldiğimizde, Lütuf Işın'a geldiğimizde kullanacağımız bir şey deneyeceğiz. O aldığımız Ash of War'ı silahımıza eklemeye çalışacağız. Silahımıza derken de değneğimize eklemeye çalışacağız. Bu değneğimiz var ya, bir tane daha bulmuştuk. Nerede o? Bir bakayım ona eklenebiliyor mu diye. Emin olmak istiyorum. Ha, şu. Evet, var bunda, evet. Ekleyebiliyoruz. Oradaki sağ üstte bir resim var ya, değneğimizin resmi. Onun yanındaki o bir kılıç, gölgeli bir kılıç var. O varsa ona silah yeteneği ekleyebiliyoruz demek oluyor. O da tatlı bir yetenek. Onu bir göstereceğim size sonra. Şimdi burayı temizledik. Şimdi bu şeyler geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Yiyordum böyle. Bunlardan nefret ediyorum. Bu adamlardan nefret ediyorum. Defol git. Stres yaratıyor insanda boşu boşuna. Tamam, bunu hallettik. Bu da bitti. Acayip bir kale değil mi? Burası demin çıktığımız yer, biliyorsunuz zaten. Hani buradan da aşağı inebiliyorduk. Ama tekrardan göstereyim. O kilisenin tepesi burası. Kilisenin içine girmenin bir sürü yolu vardı. Atladığımız bir şey var mı diye sadece bakıyorum. Bazen sağda solda bırakabildiğimiz eşyalar olabiliyor ki. Olmuş. Bıçakları alalım. Buradan da giriliyordu kiliseye. Zaten şimdi de öyle yapmamız gerekiyor. Pop 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 pop. Adam buradaydı. Neredesin? Burada. Teşekkür ederiz. Şimdi buradan giriyoruz. Buradan şeyi öldürmüştük, şövalyeyi. Şövalyeyi öldürdüğümüz yerden aynen devam. Buraya gideceğiz zaten. Şimdi orada bir işimiz yok. Bunu alalım.
Enteresan bir binanın içine girdik. Burada şimdi bir sürü kapılar, bir sürü gizli yerler var. Onları yavaş yavaş açmaya çalışacağız. Şimdi burada bizi bekleyen, burada bir adam var. Bunu hallettik. Şu kapılar açılmıyor. Şu an orada bir sandık var görüyorsunuz. Onu daha sonra açacağız. Öncelikle şuradan ilerleyeceğiz. Aşağıda da ilginç bir yaratık var. Onu sonra bir bakın şu. Bunu sonra bir yakalamaya çalışacağız. Tam becerebiliyorsanız şunun üstüne atlayıp böyle biraz takılabiliriz. Şu çalışıyor mu acaba? Çok güzel. Hiç beklemedim bunu. Hiç beklemedim ama çok güzel oldu. Bunu bir kere öldürdüğümüzde bir daha karşımıza çıkmıyor. Bu yaratığı hatırlıyorsunuz. Onun başında ilk dövüştüğümüz ve kaybettiğimiz yaratıklardan bir tanesi. Şeye dönelim. Şuna dönelim. Onu öldürmemiz çok iyi oldu şu anda. Buradan devam ediyoruz. Buradan içeriye gidebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Aşağıda şu köpekler var. Bunları da buradan ve güzelce temizleyeceğim. Bunlar kuvvetli köpekler çünkü. Aşağı indiniz mi? 3 tanesi üstüne çullanması korkunç oluyor. Bir tane daha olacaktı bir yerde ama 2 tane miydi bilemiyorum. Hemen atlamayın aşağı. Oraya geleceğiz. Buradan gidebiliyoruz ve gördüğünüz gibi orada da bir tane şövalye var. O şövalyeyi hiç şey yapmadan, kızdırmadan buraya gelelim. Çünkü onu nasıl daha basit öldüreceğimizi size göstereceğim. Şunu halledelim. Bunu alalım. Aslında şunu kullansak mı? Bir dakika kullanacağım ondan. Burada düşman var mıydı? Burada yok. Heh, şuradan böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi olursa muazzam. Ah, şeyim bitti. Son bir tane daha lütfen. Tertemiz iş oldu. O aşağıları zaten geleceğiz. Onunla şu anda uğraşmamıza gerek yok. Buradan merdivenden çıkacağız şimdi. Şurada bir şey olacaktı diye hatırlıyorum. Bir dakika bir bakalım. Ha, yokmuş bir şey. Peki. Buradan aşağı atlayacağız. Şu adamın tepesine atlayabilsek ne güzel olur. Bu bize şimdi gizli kapıyı açacak şuradaki. Bunu açalım. Sessizce şimdi bitirelim. Bu da bize şeyin yolunu açacaktı diye hatırlıyorum. Allah. Bu şövalyeyi öldürmüştük. Burada bir sandık olacaktı. Ay bu çok enteresan bir şey. Bunu size bir göstereyim. Nerede o? Buradaki eşyalar arasında olması gerekiyor. Bildi ya. Mimik yapabiliyordum ya. O nerede? Hay Allah bulamadım. Ha şu. Bunu kullandığımda FP kullanıyor. Mavi barımdan biraz kullanıyor. Fakat ben böyle bir eşyanın kılığına geçiyorum. Ve düşmanlar geldiğinde tabii beni görmüyorlar. Ve sonra ben yanından geçtikten sonra canlanıp bir şey haline dönüşebiliyorum. Bir deneyeyim bir dakika. Hatta deneyelim. Nerede bu? Mesela. Ve birisi geldiğinde ups canlanıp şeye dönebiliyorum. Böyle enteresan bir şey işte.
açtık. Şuna geçelim. Şimdi burada da adamlar çıkacaktı karşıma. Hatırladınız mı? Bu kapıdan girmiştik. Şu iki şeyi görmüştük. Buradan, buradan bu sandığımızı açalım şimdi. Bunu alalım. Bu eşya yapmaya yarayan bir şeylerdi. Bunu aldık. Ve şimdi de aşağıya inebiliriz sanki. Burayı açmıştık. Buradan zaten gelmişti. Burası da şey odasıydı. Evet. Şimdi buradan aşağı inebiliriz. Allah'tan o yaratığı öldürdük. Aşağıda onunla böyle uğraşmak gerçekten zor oluyordu. Burada arkadaşlar var. Şunu hallettik. Bunları alalım. Ceylemiz bitiyor. Canımız var mı? Ona bir bakalım. Canımız iki tane var ama büyü yeteneğim bitiyor. Bir an evvel şeye geçsem iyi olur. Oyunu kaydedecek bir yere geçsem çok iyi olur. Ama daha yapılacak da bayağı iş var burada. Şimdi şunu bir alalım. Aldık. Sonra şurada köpekli olan yer vardı. Ha, bu asansörü göstereyim size. Bunu da aktif hale getirelim. Bu bizi üst kattaki ikinci asansörü getirdi. Eğer eşyalarınız, canınız vesaireniz bittiyse burada tazeleyebilirsiniz. Ama aşağı indiğinizde biliyorsunuz herkes canlanmış olacak. O yüzden ben öyle yapmıyorum. Buradan tekrar aşağı iniyorum. Hala dağın içinde yapılacak işler var. Var da var. Şeyi bulmam lazım. Nerede onlar? Hah, burasıydı. Köpekleri öldürmüşüz. İki tane varmış zaten. Bunu tepesinden alalım. Oo. Hemen şuna bir bakalım. Biliyorsunuz miğferim hiç sevmiyorum şu anda. Bunun yerine tak tak tak. Oo, bu kuvvetliymiş. Ama bu bayağı zayıfmış. Hayır, bunlar da hiç güzel değil ki. Şöyle bir şey ne dersiniz? Hadi biraz böyle oynayalım. Tamam, burayı temizledik. Buradan geçmiştik. Asansör değil mi burası? Asansör. Buradan şurası vardı. Bunu alacağız. Çok güzel. Çok güzel. Şeyimi iyice hazırlıyorum. Diğer kılıcımı. Anahtarım zaten vardı. Bunu açalım. Fakat çok yakında bir böyle bir yer daha açacağız. Oradan çok önemli bir eşya alacağız. Şimdi bu içeride baltalı şeyden de vardı diye hatırlıyorum. Ne yapacağız? Şöyle yapalım. Sizce bir gelelim buraya. Baltayı bir hallettik. Diğer baltayı da burada. Çok fazla kullanma. Çok fazla kullanma. Iron Bad Blade'i aldık. Güzel bir kalkan var. Büyücü olarak çok kullanmıyoruz ondan. Oo, güzel bir silahımız da var. Hemen bir bakalım. Bu 136. Oo, tamamen bir güç silahı. Enteresan. Enteresan ve tabii ki heavy load'a geçiyoruz. Çok ağır bir silah. O belli. Bayağı da silah almışız ha. Bu şeye bakmak istiyorum. O neredeydi? Eşyalar arasında olması lazım. Bu. Iron Wet Blade ve Western Knife. Evet, silahlarımıza ekstra yetenekler atayabileceğimiz şeyleri almışız. Allah! Çok dar ya. Burada ölür müyüz acaba?
savaşsak. Aman. Bu zamanlama iyi oldu ama. Burada başka bir şey yok. O aşağıya zaten sonra gideceğiz. Burada adam vardı. Evet, burayı da tamamladık. Burası da bitti. Yukarıda çalışacağız sonra zaten. Dediğim gibi biraz karışık ortamlar ama ilerleyiz. Bu odamızda, bu şeyimizde tamam. Artık dışarıya çıkmanın vakti geldi. Geldi de geçiyor. Yeni oyunu kaydedeceğim yere geçmem lazım artık. Çünkü zaman bitiyor. Burayı halletmemiştik. Şuradan yukarı çıkabilirim. Şurada bu duruyor. Burada bir tane şey vardı. Evet, o da arkada. Şuradan çok kısa bir şeye bakacağım. O tarafa da gidiş var mıydı? Aşağıdan. Yok, tek girişti değil mi burası? Evet. Aynı şey, demin yukarıdaydık, şimdi buraya geldik. Okey, o işi de hallettik. Şimdi dışarıda inanılmaz çok asker var. Ve bu kafadan böyle savaşmaya başlarsak feci yeniyorlar bizi. O yüzden böyle koşarak bunların yanından geçeceğim. Oyunu kaydedeceğim yere kadar yara almadan gidebilirsem ne muazzam olur. Buradan koşacağız, koşacağız bunların hepsinin yanından. Bizi ateş etmeden buradan gitmeye çalışacağız. Bir güzel yer. Buradan Allah neredendi? Buradan hayır. Hayır 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 hayır. Buraya gelelim. Of 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 of. Bunu alalım. Buradan atlayalım. Aa, burada bir şey. Allah. Kaçın arkadaşlar. Şuradaki herif belki buradaki en zorlardan bir tanesi. Ama geri geleceğiz. Ama gitmek istediğimiz yer neresi? Şurası, koş. Koş 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 koş. Burada kaydediyoruz. Kaydet. Tut. Hayır. Hayır. İşte başıma ne geleceğini biliyordum. Biliyordum, biliyordum, biliyordum. Dur bakalım. Dur bakalım. Gelecek mi? Bunlardan. Allah, herkesi dağıttık ortada. Dağıttık ortada. Arkadaşlar yardım. Köpekler çok pis ya. Dağıttık onları. Çabuk otur, otur, otursana. Neyse. Enteresan bir finish yaptık arkadaşlar. Hepsini üstümüze çağırarak. Sorun değil. Buradaki ışığı açtığımız için buradan başlayabiliriz. Zaten paraları da burada düşürdüğümüz için de hemen onları alabiliriz. İşte burada. Bu da bence bölümü bitirmenin güzel bir yeri oldu. Enteresan bir şekilde hallettik burayı. Şunu bir çağıralım. Bence şurada dışarıda kimsenin dikkatini çekmeden, ya da içeride yapalım, ne olur ne olmaz, şöyle yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala üye olmadıysanız mutlaka üye olun. Bir like atın. Zile basın ki en son oyunlardan haberiniz olsun. Çok keyifli ve çok eğlenceli bir şekilde ilerliyoruz. Yavaş yavaş ama çok keyifli ve çok güzel gidiyor bence. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.